Sevgili arkadaşlar, merhabalar. Tekrar iyi hafta sonları diliyorum herkese. Değerli dostlar, bu analizimde özellikle bayrama yaklaştığımız, bayram tatiline yaklaştığımız süreçte dolar TL'deki takip edilmesi gereken kritik seviyeleri ve gelişmeleri sizlere aktarmayı düşünüyorum. Ancak bundan önce dün gece aktarmış olduğum bir paylaşımım vardı ki dolar TL'nin 10-12 lira olmasını beklemek ne kadar mantıklıdır başlığıyla bir analizim, bir paylaşımım bulunuyordu. Ve bu analizde son derece emindim ki garip yorumlarla karşılaşabileceğimi. Çünkü artık şöyle bir gerçek var. Bunu hiçbir şekilde yadsımıyorum. Türk yatırımcısı maalesef gerek borsada gerekse farklı enstrümanlarda sadece yükselecek, sadece çıkacak veya hisse bazında konuşalım. Şu ise şu kadar zaman içerisinde 3-5 tavan görecek, işte 2 ay içerisinde %100 yapacak denildiği zaman memnuniyet duyuyor. Hiçbir şekilde sağını solunu görmeden tek beklentiyle bu olacaktır şeklindeki düşünceyle adım atıyor. Dolar TL için de aynı durum söz konusu. Buradaki analizimde sizlere vurgulamaya çalıştığım nokta tamamıyla şuydu ama maalesef ki ne anlatırsanız anlatın karşınızdakinin anlayacağı kadardır. Sanki ben bu paylaşımımda elinizde ne kadar dolar varsa derhal satın, dolar asla yükselmeyecek, gidin paranızı faize yatırın demişim gibi. Bunu nasıl anlayabildiler, buna dahi ciddi şekilde şaşkınlık yaşıyorum. Bu şekilde bir yorum yapmışım gibi beni eleştirmeye kalkan bir takım insanlar var. Arkadaşlar, haklı eleştirilerinize saygım sonsuzdur. Ancak lütfen ne demek istediğimi anlamaya çalışın. Ben son derece basit bir Türkçe konuşuyorum ve oldukça da açık ifadelerde bulunuyorum. Hatta belli hususları bazı insanların rahatsızlık duymaları pahasına 3-5 defa tekrarlamaya çalışıyorum ki iyice anlaşılsın diye. Arkadaşlar, ben kimseye elindeki doları satın demedim. Ben kimseye gidip de paranızı derhal faize yatırın demedim. Dedim ki orta ve uzun vadeli yatırımcı iseniz sizler dolar TL'nin en azından şu grafikte görüldüğü gibi 1 TL'den sadece ve sadece 10 yıl içerisinde 1 TL yakınlarından 7 seviyelerine kadar ulaştığını dikkate aldığımızda dolar Türk yatırımcısına kaybettirmez. Dolar TL son 20 yıl içerisinde neredeyse 26 kata ulaşan bir prim yapmıştır. Orta ve uzun vadeli yatırımcı an be an dolar ne oldu diye bakmaz. Gözünü açtığı anda acaba geceden sabaha dolarda bir hareketlilik var mı diye bakmaz. Onun için zaten mesele değildir. O doların uzun vadede yükseleceğini bilir. Ama benim sözüm tamamıyla ve tamamıyla 3 günde vole vurayım. 3-5 gün içerisinde dolar 8-10 olacak. 2018 Rahip Brunson krizinde olduğu gibi 2-3 gün içerisinde şu 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 primler olacak şeklindeki bir beklentiye odaklanmak suretiyle sadece ve sadece bu ihtimali dikkate almak suretiyle hesap kitap yapmadan önünüzü arkanızı hesap etmeden eğer ki bu beklentim gerçekleşmez ise oluşabilecek olan bir geri çekilmede veya bu beklentim çok uzunca bir zaman dilimi içerisinde gerçekleşir ise eğer ne yapmam gerekir şeklinde planınızı, programınızı önceden yapasınız diye bir takım hususlar üzerinde durmaya çalıştım. Sevgili arkadaşlar, lütfen şu noktayı doğru anlamaya çalışınız. Tek bir noktaya bakarak hesap yapılmaz. Bir hafta 10 günlük bir süre kalmış durumda. S-400'ler konusunda ABD'nin verdiği bir ultimatum var. Diğer taraftan Temmuz ayında S-400'lerin teslim edilmesiyle ilgili bir protokol var. Ama şu durumu lütfen bir bakış açısı olarak değerlendiriniz. Geçmiş tarihlerde Wright Brunson konusuyla ilgili olarak bu papazın gökyüzünü dahi göremeyeceği iddia ediliyordu. Ama ne oldu? Serbest bırakıldı ve özel uçakla memleketine döndü. En basit bir suçlunun dahi savcılık tarafından serbest bırakılması durumunda yurt dışı yasağı konulurken bu şahsın daha davası bitmediği halde sağlık sebepleriyle serbest bırakıldığı yönünde bir karar verilmesine rağmen yurt dışı yasağı konulmaksızın geri gönderildi. Şimdi dostlar, S-400 konusunda bir geri adım atılmayacağının garantisini kim verebilir? Bugüne kadar şunlar söylendi, bunlar söylendi, bitti vesaire vesaire. Yarın ne olacak, ne olabilir biliyor musunuz? Efendim biz S-400'lerden vazgeçmedik, anlaşmamız bakidir. Ancak şöyle bir uzlaşma içerisine girdik, şöyle bir orta yol bulduk gibi gibi bu S-400'lerin kullanımı hususunda kullanımını engelleyecek şekilde bir sonucun ortaya çıkmayacağının hiçbir garantisi yok. O halde arkadaşlar diyorum ki
Sizler bana şimdi bu açıklamalar bazında S-400'ler konusunda bir anlaşmanın olmayacağı ve ABD ile restleşmeyeceğimizin bir garantisi var mı diyeceksiniz. Elbette ki onun da bir garantisi yok. Ama aradaki fark şu değerli dostlar. Para kaybetme ihtimaliyle karşı karşıya bulunuyor iseniz eğer, bu noktada tedbirinizi de hesabınızı da önceden yapmalısınız demek istiyorum. Yarın bir gün bu konuda bu ifade ettiğim şekilde S-400'lerin yaratmış olduğu gerilimi azaltabilecek yönde bir açıklamaya maruz kalındığı anda, dolar TL'de yaşanabilecek bir 5.95-5.85 gibi bir geri çekilmede ne yapacağınıza dair bir hesap yaptınız mı? Evet, kimisi gerilerse alırım diyebilir. Ayrı bir konu. Ama kredi almak suretiyle, kredi kartından nakit çekmek suretiyle gidip de dolar almış olan büyük bir çoğunluğun mevcut olduğu bir ortam var. Ve diğer taraftan da maalesef ve maalesef basınımız tarafından artık 3 ay 5 ay sonrasına dahi gün verilmeden yarın 3 gün sonra 5 gün sonra şu seviyeler bu seviyeler şeklinde adeta bir malı pazarlarcasına insanları gördüğü her seviyeden dolar almaya sevk eden, uygun seviyelerden almayı ve kritik noktalardan satış yapmanın gerekli olabileceğini, bunun daha fazla yarar getirebileceğini asla ve asla vurgulamaksızın fi tarihinde şu olacak, bu olacak. Arkadaşlar, bozuk saat bile günde iki defa doğruyu gösteriyor. Elbette bir gün dolar 8'de olacak, elbette bir gün dolar 10'da olacak, 15'te olacak. Bu gidişatta 20 yılda 26 kat prim yapmış olan bir enstrümanın önümüzdeki yıllarda da. Ancak sizler bu kadar sabra, bu kadar sabrı gösterebilecek durumda mısınız? Bunun esas olan mesele budur. Arkadaşlar, bu konuyu fazla uzatmak istemiyorum. Lütfen ne demek istediğimi anlamaya çalışınız ve al-sat yapınız ifadesini kullandığım zaman ise dolar TL'deki kritik destek ve direnç noktaları takip edilmek suretiyle yapılacak olan alım satımlarda daha fazla kazanç elde etme şansınızın bulunduğunu ifade ettim. Dolar TL geçtiğimiz dönemlerde 5.20 ile 5.50 aralığında, ardından 5.50-5.75, daha sonra 5.70-5.90-5.95 aralığında son derece önemli bir süreç gidiş gelişler yaşadı. Bu süreçleri değerlendirebilmiş olsaydınız eğer belki de çok daha avantajlı durumda olabilir, yüksek maliyetlerinizi daha aşağılara indirmiş olabilirdiniz. Bu açıdan 3 gün sonra dolar 8-10 olacak beklentileriyle hareket etmek yerine dolardaki kritik destek ve direnç noktalarını hesap etmek suretiyle alım satım yapabiliyor iseniz eğer, bu noktada daha avantajlı olabilirsiniz şeklinde sizlere bir bakış açısı sundum. Bunu değerlendirirsiniz, değerlendirmezsiniz. Ayrı bir konu. Sadece ve sadece oturup beklemekle bir zaman kaybı yaşamış olduğunuzu da sizlere hatırlatmaya gayret gösterdim. Beklerken bir zaman maliyeti içerisinde bulunuyorsunuz. Şu olacak, bu olacak diye ne kadar zaman bekleyeceğinizi de hiçbir şekilde bilmediğiniz için oluşan fırsatlardan ve yukarı ataklardan da istifade edemiyorsunuz. Dolar yarın 6.70 olduğu zaman diyeceksiniz ki canım bu gidişte 8 olacaktır. Veya 7.5 olduğu zaman 10 olacak diye bir beklentiye gireceksiniz. Tamam, bunların hepsi olabilir. Ama o kritik noktalarda bir zorlanma yaşanıp yaşanmadığını izleyiniz diyorum. Takip ediniz diyorum. Sadece bir noktayı hedeflemek suretiyle, bir tek rakama odaklanmak suretiyle bu olacak ve ben o seviyenin oluşması anına kadar asla elimi sürmeyeceğim derseniz belki 3 gün sonra, belki 10 gün sonra keşke şu seviyeden sataydım da şuradan geri alaydım demek durumunda kalırsınız. İşinizi şansa bırakacaksınız. Eğer zaman yönünden bir probleminiz bulunmuyorsa, benim vaktim çok bol, hiçbir şekilde elimi sürmem diyorsanız, orta ve uzun vadeli mantıkla çok rahat bir şekilde beklemede kalabilirsiniz. Ama dediğim gibi her an her saniye dolar 7 mi oldu, 8 mi oldu diye merak içerisinde hop oturup hop kalkıyorsanız, bu durumda arkadaşlar kritik destek ve direnç noktalarını bilmek zorundasınız. Bunları bilmediğiniz zaman dolar niye çıkmıyor veya dolar niye düşüyor veya dolar niye yükselmiyor hala gibi soruları sormaya devam edersiniz. Kanal kanal gezip de acaba kim dolar için 10-15 olacak şekilde yorum yapıyor şeklindeki analizleri dinlemek suretiyle bir manada kendi kendinizi tatbir etmiş olursunuz. Evet sevgili arkadaşlar, üzgünüm bu hususu açıklama getirmek durumunda kalmak gibi bir zaruret söz konusu oldu. Gelelim dolar TL'nin genel durumu hakkında bilgi vermeye. Arkadaşlar, dolar endeksinde hafif bir geri çekilmenin
olduğunu görüyoruz ve buna bağlı olarak ise Japon yeninde dolar bazında bir hareketlilik oluştu ve euro dolar paritesinin ise 1.12 seviyesinin üzerine çıktığına tanık oluyoruz. Dolar euro bazında değer kaybı yaşıyor. Bu paralelde ise doların değer kaybı ile birlikte altında ufak çaplı bir hareketlenme oldu. Dolar TL haftayı 6.08.25 seviyesiyle tamamlamış durumda. Arkadaşlar, bu aylık grafiğimizde bir Fibonacci çizimi görmektesiniz. Çok uzun vadeli, çok geniş bir bakış açısıyla dolar TL'nin 5.92 seviyesinde şurada görmekte olduğunuz %23.6'ya denk gelmekte olan 5.78 seviyesinde orta vadeli bir desteğinin olduğunu görmekteyiz. Bu destek tamamıyla ve tamamıyla orta vadeli bir destektir. Ve arkadaşlar, bu aylık grafiğimizde şu konu çok önemlidir. Ayın bitmesine yaklaşık 5-6 gün gibi bir süre kaldı ve aylık pivot seviyemiz itibariyle şu an itibariyle arkadaşlar 6.08.60'lar civarında bulunuyoruz. Mayıs ayının bu rakamlar civarında, yani çok önemli dalgalanmalar olmamak kaydıyla bu civarlar dahilinde sonuçlandığını dikkate alacak olursak, ki bu seviyelerde sonuçlanma ihtimali yoğun görülmekte, 6.23 seviyesi ilk önemli direnç olarak karşımıza çıkıyor. Ama 6.08'in üzerinde kalıcı olmayan bir görüntünün oluşması, günlük parlamalar haricinde genel anlamda bu civarlarda dalgalanan bir seyir olması durumunda 6 psikolojik destek ve 5.92 seviyesi ne kadar geri çekilme ihtimalinin mevcut olduğunu pivot sistem verileri itibariyle görmekteyiz. Arkadaşlar, bu hafta için kritik bir hafta diyoruz. Niçin? Bayram öncesi bir hafta içerisinde bulunuyoruz. 9-10 günlük bir bayram tatili sürecimiz var ve bir sonraki hafta 1,5 gün kadar bir işlem süreci olacak. Piyasaların sığ olduğu bir döneme giriyor olabiliriz. Evet, uluslararası piyasalar açık olacaktır ama Türk piyasaları ağırlıklı olarak bankalar nezdinde işlem yapmak durumunda kalacak. Tatil günlerinde ve akşam saatlerinde bankalardaki makas aralıklarının son derece yüksek olduğunu biliyorsunuz. Bu açıdan yurt dışında çok enteresan gelişmeler olsa bile durumdan net bir şekilde istifade edebilmek sadece bankalar açısından baktığımız zaman mümkün olamayacaktır. Ama farklı platformlarda işlem yapmakta olan arkadaşlar, yani uluslararası rakamları dikkate almak kaydıyla çeşitli FX kanallarından işlem yapmakta olan arkadaşlar, tabii ki onlar daha farklı imkanlara sahiplerdir. O mevzu ayrı bir husustur. Değerli arkadaşlar, bayram öncesinde özellikle konu bu belli bir tatil sürecinin olmasının yanı sıra S-400 konusuyla ilgili olarak karar verme sürecimizin artık gittikçe azalıyor olması, Amerika'nın 7 Haziran tarihine kadar vermiş olduğu bir süre var. Bu süre bayram tatilinin bitimiyle birlikte sonlanacak olan bir süre. Dolayısıyla bu zaman dilimi içerisindeki haber akışını çok yakından takip etmemiz gerekiyor. Evet, bu hususta Türkiye'nin restleşme eğilimini devam ettirmesi mümkündür. Böyle bir tablonun söz konusu olması durumunda dolar TL'nin elbette ki etkilenmesi de gündemde olacaktır. Ancak bu etkilenmenin ne boyutta olacağını şu anda net olarak bilmek mümkün değil. Bir kere daha ifade etmek istiyorum ki Rahip Brunson olayının bir benzerinin yaşanacağını kesin gözüyle görmenin çok doğru olmadığı kanaatindeyim. Takip edilmesi gereken önemli dirençlerimiz olarak 6.15-6.16 seviyesi ve 6.23 seviyesine yakından dikkat edilmesi gerektiği kanaatindeyim. 6.23 seviyesine yönelik ataklar söz konusu olur ise 6.20-6.23 aralığındaki direnç bölgesi çok güçlü bir direnç bölgesi olmamakla birlikte 6.30-6.40 aralığının test edilebilmesi ihtimal dahilindedir. Ancak bu seviyenin ötesine geçilir mi geçilmez mi, bu seviyeye yönelik ataklarda yoğun bir satış baskısı olur mu olmaz mı, bunu çok yakından izlemekte yarar olduğu görüşündeyim. Değerli dostlar, bu destek ve bu dirençleri veriyor olmamın sebebi olası bir hareketlilikte bu seviyelere yaklaşımlar olduğuna bir değil 3 kat daha bu noktalara dikkat edilebilmesi adınadır. Bunlar benim bu seviyelere ulaşacaktır şeklindeki bir beklentim, bir tahminim veya bir iddiam değildir. Tamamıyla teknik noktalar olarak vurgulanması gereken ve dikkate alınması gereken seviyelerdir. Bu hafta arkadaşlar 6.07.80 seviyesi önem taşıyor. Bu seviyenin aşağısında kalındıkça 6 seviyesi, 6 desteğinin de kırılması durumunda 5.92 ve 5.85 seviyelerinin takip edilmesi gereken kritik destek ve tepki oluşabilecek noktalar olarak dikkate alınmasında yarar olduğu kanaatindeyim. Değerli arkadaşlar, 5.88 seviyesinde ise 5.92 haricinde bir desteğimiz bulunuyor bu haftalık grafiğimiz itibariyle.
Diğer yandan değerli dostlar, bir başka haftalık grafiğimiz 5-13'ler seviyesiyle 7-20'ler arasındaki bölgeyi dikkate almak kaydıyla oluşturduğumuz bir Fibonacci çiziminde ise şurada görmekte olduğunuz 6-17 seviyesi çok önemli bir direnç olarak kendini hissettiriyor. Bu seviyenin üzerine bir sıçrama yaşadık ama bu seviyenin ötesine geçilemedi ve şu an itibariyle de 5.92 ile 6.17 aralığında bulunan Fibonacci destek ve dirençlerinin oluşturduğu bir kanal içerisinde bulunuyoruz. Bu haftalık bir grafiktir, geniş açılı bir grafiktir, orta vade adına değerlendirilmesi gereken bir grafiktir. O halde 6.17 seviyesi geçilemedikçe 6 psikolojik desteğinin aşağısında 5.92 seviyesi burada da önemli bir destek noktası olarak ortaya çıkmakta. Gelelim arkadaşlar günlük grafiklerimiz bazındaki tabloya. Günlük grafiklerimiz itibariyle şu an itibariyle arkadaşlar takip etmemiz gereken ilk önemli direncimiz 6.15 seviyesine işaret etmekte. 6.15 seviyesini günlerdir aşamıyoruz. Üzerine yönelik şu zamanlardaki sıçramalara rağmen bu seviyenin aşağısında kalındığını ve şu bölgeyi dikkate aldığımız zaman ise 6.10-6.15 aralığından net satışların gelmek suretiyle 6 seviyesine doğru geri dönüşler yaşandığını görüyoruz. O halde ilk önemli gün bazında günlük grafikler veya günlük işlemler bazında 6.15 seviyesinin aşılması ve bu seviye üzerinde net kapanışların olması son derece önemlidir. Ancak asıl önemli olan konu 6.17.50 olarak belirttiğim biraz önceki grafiğimde üzerinde durduğum direncin aşılması olacaktır. Sevgili arkadaşlar 6.17 seviyesinin aşılması ve bu seviye üzerinde bir destek oluşması durumunda ise dolar TL'nin ulaşabileceği bir sonraki kritik direnç olarak ise 6.40 seviyesini görmekteyiz. Evet değerli dostlar, hassas çizimlerimizin bulunduğu grafiğimize dönecek olur isek, şurada görmekte olduğunuz sarı kanalımız yükselen kanal desteği sıfatıyla özelliğini, konumunu ve fonksiyonunu devam ettirmekte. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu noktaya yönelik geri çekilmeler oluyor. Ancak bu seviyenin aşağısına inilmedi şu ana kadar. Zira bu seviye şu an itibariyle 6.05-60 seviyelerine ulaşmış durumda. O halde 6.05-60 seviyesinin üzerinde kalındıkça veya geri çekilmelerde bu seviyenin aşağısı görülmüyor ise eğer, bu durumda haftalık pivotumuz olan 6.08'in üzerine tekrar yönelim olabileceğini ve 6.15, daha doğrusu 6.10-6.15 aralığına doğru atakların devam edebileceğini, bu tür ihtimallerin gün içerisinde yaşanabileceğini hesaplarımız içerisine katabiliriz. O halde geri dönüşlerde 6.05-60 seviyesi şu an için önem taşıyor. Bu seviyenin aşağısına gelinmeksizin tepki oluşuyorsa yukarı eğilimin kısa vade adına da güçlü eğilimin kısa vade adına da devam etmekte olduğunu düşünebiliriz. Ancak bu seviye aşağısına gelinmesi ve buranın direnç olması durumunda ise 6 seviyelerine doğru yaklaşımların yeniden gündeme gelebileceğini ve 6 desteğinin tekrar tekrar test edilmek durumunda kalınabileceğini hesaba katmak gerekiyor. Değerli arkadaşlar, pazartesi günü için 6.08.84 seviyesi pivot seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Yukarı yönlü ataklarda 6.11.44, 6.15.49 seviyelerine dikkat etmek gerekiyor. Aşağı yönlü gelişmelerde ise 6.04, 6.02 ve 5.98 6 seviyesine yakından dikkat etmemiz gerekiyor. Bir diğer yandan 20 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu seviye ise şu an itibariyle 6.01.82'ye ulaşmış durumda. O halde 6.02-6.04 aralığı da bu noktada önem kazanan bölgeler olarak ifade edilebiliyor. Özetle arkadaşlar 6.08'in aşağısında kalınması durumunda 6 seviyesine doğru kademeli bir şekilde bir geri çekilmenin olabileceğini hesaba katmakta yarar olduğu kanaatindeyim. Değerli arkadaşlar, bir de 120 dakikalık grafikler itibariyle konuya bakalım isterseniz. Şöyle bir kanalın oluştuğunu sizlere son analizlerimde bahsediyorum ve bu kanalımız aynı zamanda 120 dakikalık grafikler itibariyle %50 Fibonacci seviyesinin de içine girmiş olduğu bir bölgeye işaret etmekte. Ve bu kanalın arkadaşlar bir yükselen kanal oluşmuştu 6.04 seviyesinin aşılmasıyla birlikte. Ancak 6.10 seviyesinin aşağısına gelinmekle birlikte bu yükselen kanaldan çıkılmış durumda. Şu an itibariyle arkadaşlar net olarak takip etmemiz gereken 120 dakikalık grafikler adına net olarak takip etmemiz gereken nokta şu aşağı kanal desteğimizin ifade ettiği 6.03.46 seviyesidir. Ancak yeni bir yükselişin, daha doğrusu şu yükselen trendin kısa vadeli
2 saatlik grafikler adına yükselen trendin güç kazanabilmesi için ise özellikle 6-12 seviyesinin üzerine çıkılması gerektiğini, yani şuradaki bandın üzerine çıkılması gerektiğini görmekteyiz. 6-12 üzerine çıkılıp bu seviye üzerinde kapanışlar oluşmaya başladıkça, 2 saatlik kapanışlar oluşmaya başladıkça kanalın üst bandı olarak 6-20 seviyesine doğru bir hareketliliğin olabileceğini, ancak bir kere daha vurgulamak istiyorum ki 6-17-50 kritik Fibonacci direncinin üzerinde kapanışlar olmadıkça, bu seviye net bir destek haline gelmedikçe, dolar TL'nin 6.30'lar, 6.40'lar, 6.50'ler vesaire gibi XX seviyelere doğru yükselme olasılığının oldukça az olabileceğini, 6.17.50'nin son derece önemli bir viraj olduğunu ifade etmek istiyorum. Gelelim arkadaşlar Viyop dolar kontratlarındaki genel duruma. Viyop dolar kontratları itibariyle ise arkadaşlar son kapanışımız 6.10.06 ile gerçekleşmiş durumda. Viyop Mayıs kontratlarından bahsediyorum değerli dostlar. Pazartesi günü için takip edilmesi gereken 6.09.70 seviyesi önem taşıyor. Şu an itibariyle bu seviyenin üzerinde bir kapanış gerçekleştiği için eğer bu gece 24'ten sonraki uluslararası piyasalarda dolar TL'de bir geri çekilme söz konusu olmaz ise olumlu bir açılış yapılması muhtemel olacaktır. 6.12.24, 6.14.16 ve 6.16 seviyeleri dolar TL Mayıs Viyop dolar kontratlarında dikkat edilmesi gereken seviyeler konumundadır. 6.09.70'in aşağısında veya genel anlamda 6.10 seviyesinin aşağısında kalındıkça 6.07.80, 6.07.50 ve 6.05 seviyelerinin yakından dikkat alınması gerektiğini düşünüyorum. 6.03.50 ise çok kritik bir destek olarak izlenmeli. Değerli dostlar, Mayıs kontratlarımız birkaç gün sonra sona erecek ve Haziran kontratları devreye girecektir. Bu sebeple önümüzdeki hafta itibariyle Mayıs kontratlarından bir çıkış, daha doğrusu Mayıs kontratlarının Haziran kontratlarına evrilmesi şeklinde bir süreç yaşayabileceğiz. Bu açıdan Haziran kontratları hakkında da bilgi vermek istiyorum. Haziran kontratları adına son kapanışımız 6.21.49'dur. Pivot seviyemiz 6.21.52. Nötr bir kapanış yaptığını düşünebiliriz. Ancak Haziran kontratları adına 6.24, 6.26.50 ve 6.29 seviyeleri kritik dirençler olarak ön plana çıkıyor. 6.21.50 seviyesinin aşağısında kalınması durumunda ise 6.19, 6.16 ve 6.14 seviyelerine dikkat edilmeli. Sevgili dostlar, herkese çok çok iyi bir hafta diliyorum. Bayram öncesinin son hafta olması ve tatil süreci öncesinde 8-9 günlük tatil sürecinin riskini almak istemeyenlerin çeşitli tedbirlere başvurabileceğini, bu anlamda piyasaların sığ olabileceğini, bu açıdan tatil sürecinin yaklaşmış olduğu günlerde piyasalardaki işlem hareketlerinde biraz daha dalgalanmaların artabileceğini dikkate almanızda yarar olduğu kanaatindeyim. Hoşçakalınız, çok iyi bir hafta diliyorum. İyi hafta sonları dileklerimi tekrarlayarak. Hoşçakalınız, iyi.